2018-2019'dan bu zamana kadar her yıl izine geldiğim zaman bunlarla uğraşıyorum. Sağlık İl Müdürlüğü, işte doktorlar, mahkeme, bu süreçle zamanım geçiyor. 2018'de biz burayı Sağlık İl Müdürlüğü'ne sözleşme olarak bir yıllığına 2550 TL karşılığında verdik. Daha sonra bir yıl sonra sözleşme bittikten sonra ödemediler. 6 ay ödemeyince biz yazılı beyanda bulunduk. Dedik ki ödeme yapmıyorsunuz. Onlar da tamam dediler. Biz bir sözleşme iki taraflı feshedelim. Ondan sonra boşaltacağız dediler. Biz de sözleşmeyi imzaladık. İki taraflı imzaladıktan sonra bir 6 ay daha ödemediler. Dedik ya siz artık sözleşmeye de uymuyorsunuz. Devlet olarak dedim. Kurum olarak. Doktorlarla anlaşmaya gidin dedi. Doktorlar bizi ilgilendirmez çünkü ilk siz sözleşmenizi Sağlık İl Müdürlüğü ile yaptınız. Bizimle herhangi bir bağınız yok dediler. Daha sonra mahkemeye gidin dediler. Valiye gittim, belediye başkanına gittim, gerekli tüm kurumlara gittim. Onlar yardımcı olmadılar. Bana sadece emniyete gittim. Dedim ki ya burayı işgal ediyorlar şu anda. Sözleşme iki taraflı fez, elimde evraklar var. Hayırdır bizim yapacağımız bir şey yoktur. Mahkemeye gitmeniz gerekiyor dediler. Biz de mahkemeye gittik. 2 yıl sonra karar çıktı. Tahliye kararı. Tahliye kararına da uymadılar. Sonra burada ben geldiğimde dedim ya burayı kullanamazsınız dedim. Emniyetten beni dedik ki buraya herhangi bir müdahalede bulunursanız yurt dışı yasağı gelir, mahkeme kararları falan olur dedi. Ben de geri çekildim. Bunlar da istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf da öyle bir karar verdi ki yani sağlık ocağının yeri olmadığı için tekrar buraya devam etmesine karar veriyorlar. Yetkililerin sesimi duyması için elimden gelen 5 yıldır bütün mücadeleyi veriyorum. En sonunda karar olarak da buraya bir levha astım. Artık yetkililerin sesini duyması için. Bu sürece getiren yanlış verdikleri kararlar, Sağlık İl Müdürlüğü'nün verdikleri sözleşmeye uymaması, mahkeme kararına uymamasından dolayı bu kararı aldım ben. Belediye başkanına gittim. Onlar bizimle alakası olmayan bir konu dedi. Vali 2 yıl randevu vermedi. En sonunda biraz gündeme gelince haberler beni yanına çağırdı. Orada dedi konuyla alakalı bütün bilgileri dedi öğrendikten sonra size bilgi vereceğim dedi. Ben de bekledim. Benim haklı olduğumu ama elimizden bir şey gelmiyor. Biz bu konuya müdahil olamıyoruz. Elimizden de bir şey gelmiyor. Bu haber de Sivas'ta kalsın dedim diye duydum yani bu şekilde. Sivas'ta devlet yetkililerinin haksızlık karşısında susmaları benim zoruma gidiyor. Bildikleri halde beni susturmaya çalışıyorlar. Yani Sivas dışına haberin çıkmaması hiçbir şekilde engellenemez yani bunların bu müdahale yapmalarıyla.